Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. Öncelikle tabii ki İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. İsviçre'yi özlemişsinizdir. Bugün hava fena değil, yağmur yok, kar yok. Yalnız hava biraz kapalı gördüğünüz gibi. Benim de azıcık vaktim var, bir müşteriden öbür müşteriye gidiyorum. Buraları görülmesi değer yerler diye düşündüm. Güzel yerlerden geçeceğiz. Şu kamerayı biraz daha güzel ayarlayayım şöyle. Güzel yerlerden geçeceğiz arkadaşlar. Köy aralarından geçeceğiz. Onun için kamerayı açtım. Sizler de İsviçre'yi özlemişsinizdir. Bakın, seyredin. İsterseniz yanına çay, kahve, artık ne istiyorsanız hazırlayın, keyfini çıkarın. Havalar soğuk. Aslında takvime bakarsak ilkbahara geldik ama bu hafta için tekrar hava durumu kar söyledi. Kar yağacakmış. Bakalım buralara yağacak mı? Buranın ismi Amrisville. Şimdi Schroffen diye bir köye doğru yol alıyoruz. Kanton Thurgau'dayız. İsviçre'deyiz. Zengin İsviçre'deyiz göya. Arkadaşlar, bu emekliler için 13. aylık seçimi oldu. İnsanlar evet dedi. 13. aylık alsınlar dedi. Ne bileyim, bazı İsviçreliler de öyle bir panik yaptı ki sanki paraları yok. Abicim, emeklilik kasası o kadar dolu ki, ama dağdan halen ağlanıyorlar. Ben de anlamadım gitti bu işi. Yani bunu neden söylüyorum? Gerçekten bilgim var. Ve bu işten anlayan insanları da tanıdığım için çevremde, onun için söylüyorum. Gerçekten emeklilik kasası dolu, hatta taşıyor. Ama daha halen panik yapıyorlar. Çocuklarımız çok para ödeyecekmiş. Doğru değil. Her neyse, konuyu da değiştirebiliriz. Bakın arkadaşlar, burası elma bölgesi. Burada çok elma ağaçları var. Her tarafta elma ağacı var buralarda. Ve buranın elma pastası, elma suyu, elma şusu, elma busu çok meşhurdur yani. Eski videolarda da söylemiştim. Eskiden dokumacılık vardı. Ama İsviçre'nin maaşları yüksek olduğu için, yurt dışından her şey geldiği için veyahut da yurt dışından öbür ülkelere gittiği için İsviçreliler dokumacılığı bıraktı. Şimdi ne yapıyorlar? Dokuma fabrikaları için makine üretiyorlar. Bu start stopu da kapatalım. En sevmediğim şey, arabayı durdum mu motor stop ediyor. Acele kalkmak istedim mi olmuyor. Bence tehlikeli bir şey. Ama her arabada da maalesef var. Bakın, burada köylerde bile Burger King, Aldi, Otto's, Migros, hepsi buralarda. Lidl. İnşallah bu video tam zamanında gelmiştir. İsviçre'yi özleyen abilerimiz, kardeşlerimiz, bilhassa Türkiye'den, Avrupa'dan seyreden de var. Hoşunuza giderse tabii bir like verin. Yorumlarda da yazarsanız sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar da artık abone olursa, ailemize gelirlerse ben de memnun olurum. Şimdi belki merak ediyorsunuzdur. Buralarda
Türk vatandaşları yaşıyor mu? Yaşıyor arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Çoğu abilerimiz emekli oldu, Türkiye'ye döndüler. Çocukları olanlar, çocuklar burada kaldı tabii. Veyahut da onlar da döndü, beraber döndü. Türk sayısı İsviçre'de biraz azaldı. Eskiyle karşılaştırırsak azaldı. Bakın buralar hep elma ağaçları. Biesenhofen. Ne isim ya? Kim bulmuş acaba bu isimleri hep böyle bu köylere? Merak ediyorum. Çoktan beri short videosu da yapmadım. Kısa kısa 15 saniyelik bilhassa araba videoları. İster misiniz, istemez misiniz? Yazın bana yorumlarda. Ona göre hareket edelim. Bakın sağ taraf hep elma ağacı. Nasıl Türkiye'de kavun karpuz yetiştirirler, burada da elma ağaçları var. Hava da kapalı bugün. Hava güzel olsa çok güzel olacaktı ama tabii havayı istediğimiz gibi yapamadığımız için nasılsa öyle kabul edeceğiz. Dün Çanakkale bölgesinde deprem olmuş. 4,6 derecesinde geçmiş olsun diyorum buradan. Allah beterinden korusun. Zaten deprem duyunca arkadaşlar artık benim tüylerim diken diken olmaya başladı. Bu geçen seferki büyük depremden sonra ben bayağı bir korktum yani bu konuda. O evlerin yıkıldığını gördükten sonra. Evet, bakın bu ev de özel bir şey. İsviçre'de deprem oluyor, oluyor da çok hafif oluyor, fark etmiyoruz bile. Gazetede okuyoruz. Deprem olmuş diye. Erland köyüne geldik bu arada. Burada da araba satış yeri var. Havalar şimdi düzelme başlayacak tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki böyle videolar eskisi gibi devamlı gelecek. Ama şimdiye kadar maalesef havalar o kadar kötü gitti ki ben kendim gözümün önünü zor görüyorum. Nasıl video çekeyim? Onun için bugün dedim bakın bugün bu fırsat bu fırsattır. Azıcık vaktim de var. Hemen bunu değerlendirmek lazım. Bu köyün ismi neymiş? Bakın burada sağ tarafta yazıyor. Riet. Riet. Rusça'da niyet mi var? Hayır yani niyet. Bu Riet. Öğlen vakti. Onun için fazla insan da yok. İnsanlar yemekte şimdi. Fazla insan yok sokaklarda. Belki kendi kendinize sormuşsunuzdur yani nerede bu insanlar diye. Saat 12 ile 1 arası
İnsanlar genelde içeride olur. Bu gördüğünüz tek tük benim gibi ya işe gidiyordur ya bir yere gidiyordur. Bir işi vardır yani. Yoksa genelde İsviçreli saat tam 12'de sofrasına oturur. İsviçre saati gibi. Kaçırmaz yani. Bu köyün ismi neymiş? Buna da bir bakalım. Hessenreuth. Arkadaşlar buralarda otoban yok. Onun için bu yollardan gidiyorum. Çünkü köylerin arasından gittiği için otoban var. Sağdan soldan var da oradan da gidebilirdim. Azıcık yol uzuyor ama daha çabuk hedefe ulaşıyorsunuz. Yalnız bu videoyu yapmak için karar aldığım için otobanı tercih etmedim. Yani belki kendi kendinize sorarsınız ne biçim ülke bu, otoban yok mu? Var da işte, yalnız İsviçre'nin otobanları genelde 2 şerit gidiş 2 şerit dönüş. Aslında çoktan 3-4 olması lazım. Ama bir türlü büyütemediler. Yani müsaade alamıyorlar. Yeşil Partisi Grüne deniyor. Die Grünen. Kabul etmiyor. Dava açıyorlar hemen. Evet arkadaşlar, 12 dakikayı geçmiş. Şu köyü de güzel güzel yavaş yavaş çıkarken birbirimize Allah'a ısmarladık diyelim. Ne dersiniz? Evet. Arkadaşlar tekrar kucak dolusu selamlar. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.